Arkadaşlar, bu videomda sizlere eski sevgililer hakkında konuşacağım. Eski sevgililer, eski aşklar nerede, ne yapıyorlar? Buna hepimizin aklına zaman zaman gelmiyor Benim eski sevgilim vardı, şu anda da acaba nerede, ne yapıyor gibisinden. Hayatımıza yeni insanlar girse de ya da yeni evlilikler yapsak da aslında insan hayatı boyunca yaşadığı hiçbir ilişkiyi unutamaz. Çünkü yaşanmış bir gerçeklik vardır. E, ilişki ilişkidir hiçbir ilişkiyi unutamaz sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim şimdi hepimizin anlamadığı nokta ne biliyor musunuz biz zannediyoruz ki mesela eski sevgilimize bir şekilde ayrıldık ama isteyerek ama istemeyerek ya da eşimizle zannediyoruz ki eşimiz ya da eski sevgilimiz e, aynı bizim bıraktığımız yerde koltukta oturuyor duruyor. Ya da sandalyede oturuyor. Yani sanki o yürümüyor, hareket etmiyor, başkasıyla tanışmıyor, konuşmuyor, şunu yapmıyor, bunu etmiyor gibi algı var. Oysa ki bu çok yanlış çünkü herkesin hayatı değişiyor. Herkesin hayatı değişiyor. Ama gerçekten ben şunu anladım ki, bakınız hayatınıza çok erkek girebilir, çok kadın girebilir. Size yemin ediyorum, size değer verene değer verin. Sizi seveni sevin. Çünkü değerleri gelip geçici. Size değer veren erkek ya da değer veren kadın her zaman için yanınızdadır. Bunların kıymetini bilin. Belki çok sevilmek sizi sıkıyor olabilir. Siz çok özgürlükçü insan oluyor olabilirsiniz. Ama lütfen size önem veren, değer veren erkeğin, kocanızın, karınızın, sevgilinizin lütfen kıymetini bilin sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Çünkü öyle insan bulunmaz. Gerçekten bulunmaz. Ya şimdi mesela insanlar hepimizin ilkokulda ortaokulda e, lisede önümüze gelene aşık oluruz değil mi? Hani hepimizin ilkokul aşkı vardır, ortaokul aşkı vardır. Lise hani bir, benim bir arkadaşımdaydı kız arkadaşım işte ilkokuldayken önüme gelene aşık oluyordum. Hani 5 dakikalık bir şeyi, bir bakışı aşk zannediyor. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ya da e, işte lise lisedekine aşk zannediyoruz falan filan. Sonra insan üniversiteye gelince işte nedir? Çeşitli insanlarla tanışınca çeşitli ilişkiler yaşıyor falan. Ama bunlar yaşanması gerekiyor, olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, bunları da yaşayın yani. Yaşamamazlık kötü. Hayatınızı yaşayın lütfen. Hayatınızı yaşamak önemli sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, ama sonra insan diyor ki hani artık yeter hayatımda stabil ilişkim olsun, sabit ilişkim olsun istiyor. İnsan bunu istiyor ee, hayatında. Hani... Artık farklı insan tanımak mı istemiyor? Farklı insan tanımak yoruyor mu? Ee, yani mesela benim bir tane bir belediye başkanım der ki, çok sevdiğim belediye başkanım işte sen öğretmensin öğretmenin çok çevresi vardır. Doğru. Veliler var. İşte bilmem ne kişiler falan filan var. Veliler var. Ee, yani sen veli geri geliyor, veliyle de evlilik yapabiliyorsun. Sevgili olabiliyorsun. İşte müdür yardımcısıyla müdürle de evlilik yapabiliyorsun. Ya da <laughs> derler ki işte siyasetçinin çok çevresi vardır sanatçının çok çevresi vardır <laughs> affedersiniz boğazım tıkandı gerçekten de öyle yani hani ee, çok insan tanıyabilirsiniz ama herkes sizle ilişkiniz olmaz ilişkiniz olmaz bunun da altını çizeyim herkesle ilişkiniz olmaz sevgili arkadaşlar sevgili izleyenlerim Şimdi ama e, videonun başında dediğim gibi e, hepimizin anlamadığı nokta şu. Bakınız ben Seren Serengel'in bir yaptığı programda izlemiştim. E, mesela siz bir insanı eskide bırakırsınız, zannedersiniz ki o hayatı ilerlemiyor, hayatına kaldığı yerden devam etmiyor zannedersiniz. Oysaki o e, hep hayatına devam ediyor. Yani eskide kalmıyor. Yani şimdi mesela ben de çocuk çocuk aklına hani hepimiz neticede 25-26 yaşında da olsak bir çocuk aklımız oluyor. Birisiyle mesela görüşmüyorsun ya ya da ayrıldın ya e, yani insan ne zannediyor biliyor musunuz? Ya da eşinizle ayrıldınız falan filan. Hani işte ne bileyim? Ee, sanki o bir şey yapmıyor, harekete geçmiyor zannediyorsunuz. Şimdi benim ablamın bir lafı var bir de. Eden bulur der. Gerçekten de eden buluyor. Eden Mevlasını da buluyor, belasını da buluyor. Yani bu dünyada ilahi adalet diye bir şey var. Yüce Allah'ın e, çok adaleti var. Herkese nasibini bildiriyor. Öyle söyleyeyim ben size. Eee... Size acı veren insan da olsa İncil'de ve Kur'an'da geçer. Hiçbir şey yapmayınız kuşkusuz ki Rab sizin yerinize intikam alır Allah intikam alır diyor. Bu gerçekten de doğrudur sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. Ee, ama benim en çok üzerinde durduğum konu geçen bir yerde konuştu da ya işte falanca mesela Facebook'ta bakıyorsunuz eski erkek arkadaşınıza ya da eski kocanıza e, bilmem ne kaç saat öncesinden paylaşım yapmış ya da bana bakıyorlar öyle söyleyeyim. İnsanlar merak ediyorlar. Yani sizi takip ettiklerini, size baktıklarını hissediyorsunuz. Gerçekten de bu doğru. Bakarlar insanlara bakmayın diyemezsiniz. Şimdi benim mesela halamın bir lafı vardır. İlçeye giderdik. ilçede işte pazara giderdik mesela. Orta pazarda derdi ki ya işte göz yasak yoktur. Şimdi bu ne demek? Şimdi göze yasak yoktur ne demek? Göze yasak yoktur. Yani kimsenin gözüne kilit vuramazsınız. Sokağa çıktığınız an, birisi ya da birileri size bakıyor. Yani siz diyemezsiniz ki bana bakmayın. Bir arkadaşım, havacılıktan bir arkadaşım şey demişti. Amerika'da sen 30 saniye adama ya da kadına bak yanıma gelip bana niye bakıyorsun diye. Soruyor diyor. Düşünün, yanıma gelip bana niye bakıyorsun diye soruyor. E şimdi mesela e, hani bakmadan bakmaya da fark var. Apartmanlar büyük şeylerde karşı karşıya. Ne yapıyorsun? Karşı karşıya mecbur bakmak zorunda kalıyorsun. Yani ona bakacaklığından değil. Neyse başka bir şey söyleyeyim. E, sokağa çıkıyorsun, bakıyorsun. Yani insan ya merakından bakar ya o kişiden hoşlandığından bakar ya da öylesine bakar laf olsun diye öylesine bakar. Hani kimin ne için baktığını ne ettiğini bilemezsin. Yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim hepimiz insanız. Bugün yaşanmış ilişkilerimizde erkek arkadaşımızı, eski erkek arkadaşımızı, eski kız arkadaşımızı, eski sevgilileri ya da eski eşimizi merak edebiliriz. Ya da ben senden sonra çok ilişki yaşadım ama en doğrusu sen misin diye ona da dönebiliriz. Bu ayıp günah değil ki. Ve ben size yeminle size şunu söylüyorum. Bakınız insan bilimci olarak. Ben bunu çok denedim. Hayatınıza e, o kadar insan girse de sizin eski sevgiliniz gibi olmuyor. Ya da eski karınız gibi olmuyor. İster anlaşın, ister anlaşmayın. İster sevin, ister sevmeyin. Yani eski karınız, eski kocanız gibi olmuyor. Eski sevgililer. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yanlarım, Pardon, yeni, yenileri. Yeni sevgililer. Ee, aslında şimdi insanın doğasında hani e, yenilere yenilere e, hep kucak açmak vardır ama insan belli olaylar yaşayınca yeni insan tanımaktan bıktığı için yeni insan size yanlış verdiği için diyorsun ki ben eskide kalayım eski sevgiliyle görüşeyim istiyorsun sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim ee, ya tabii ki hani böyle de genelleme yapmak istemiyorum yani mutluluk eski sevgililerdedir işte eski aşklardadır işte mutluluk e, eski kocalardadır karılardadır demek de istemiyorum insan yeni insanla da mutlu olabilir İnsan yeni insanla da mutlu olabilir. Hani bu biraz da kişiden kişiye göre değişir. Mutluluğu nerede aldığımıza e, bağlıdır. Benim kuzen yazmış ki, şöyle yazmış. Mutluluk e, senin hayata bakış tarzındadır. Doğru, mutluluk senin hayata bakış tarzındadır. Doğru. Ama senin mutluluktan ne aradığın, senin karşına çıkan insanın sana ne verdiğini de çok çok önemi var. Ee, evet arkadaşlar, uzun lafın kısası. Hepimiz eski aşklarımızı, yeniler de girse eski sevgililerimizi merak ederiz. Merak çünkü bizim e, doğamızda var. Bugün bilmi buluyoruz. İnsan bilmi neye parçalıdır? Baş parmağını boşludur Baş parmağını kullandığı an, kavanozu açtığı an bilmi bulmaya başlamıştır. O yüzden her şeyi e, eski sevgilimizde merak ederiz. E, merak ederiz arkadaş. Yani merak da kötü bir olay değildir. Sorgulatabiliriz, bakabiliriz. O da size bakıyor. Size isadele. O da size bakıyor. kimse Kimsenin sizi sosyal medyadan aramasını engelleyemezsiniz. Ondan sonra kimsenin sizi başka bir şey yapmasını da engelleyemezsiniz size. Öyle söyleyeyim. Evet bir sonraki videoda konuşmak üzere. Hoşçakalın.